Herkese selamlar. Bugün saçlarımın özerkliğini ilan etmeye çalıştığı bir videoyla karşınızdayım. Sabahtan bir saç modeli denemek istedim çünkü bu videoyu bugün çekme gibi bir niyetim yoktu. Beklediğim bir kargo vardı ve yarın gelmesi gerekiyordu ama elime bugün ulaşınca artık bugün şu saçlarla oturdum kamera karşısına. O yüzden şunu görmezden gelelim rica edeceğim. Evet, söylediğim gibi bugün sipariş ettiğim kargo geldi. Geçen gün yine Cosmetic Forless isimli firmadan sipariş vermiştim. Alman bir firma. Kozmetik ürünleri Almanya'da çok çok ucuz olduğu için genelde oradan sipariş veriyorum. Her ne kadar kargo ücreti alsalar da fiyatlara bakınca buradaki fiyatlarla oradaki fiyatlar arasında gözle görülür bir fark olduğu için verdiğiniz kargo ücretini de çok fazla kafaya takmıyorsunuz. O yüzden şöyle bir sipariş verdim. Kutusu burada. Şimdi tek tek bakacağız zaten. Ve bugün bir sonbahar makyajı yapacağım. Neler almışız? Önce onlara bir bakalım. 1000 tane de böyle broşür vesaire indirim kartı gelmiş. Şimdi şöyle tek tek bir bakalım. Ojeler. 3 tane oje aldım Essence'dan. Şu ortadakinin yeni olması gerekiyor. Sonbahar renkleri biraz bunlardan. Daha sonra yeni ürünler var. Essence'ın şöyle yeni bir maskarası var. İsmi neydi? 24 Hour Bold Volume Mascara. Bu iki taneydi. Bir tanesinin kıl fırçası vardı. Bir tanesi de böyle silikon fırçaydı. Silikon fırçayı tercih ettim ben. Fırçası şu şekilde. Şöyle göstereyim. Biraz sert gibi ama denemedim henüz. Bunu deneyeceğiz bugün. Sonra iki tane ruj aldım. Bir tanesi yeni. Bu This Is Me isimli koleksiyonundan bir ruj. Şöyle nude bir ton. 05 numarası Legendary. Barney Stinson geldi aklıma. Bu da Semi Shine. Bu da yeni bu arada. 101 numara My Choice ismi. Bu da aynı şekilde nude bir ton. Şöyle ikisini karşılaştırdığınızda kamerada her ne kadar belli olmasa da bir tanesi biraz daha şu daha açık bir renk. Bu biraz daha ne kadar aynı gözüküyorlar. Şöyle de göstereyim. Sabah hatta şöyle bir elimde denedim. Böyle daha iyi gözüküyor. Essence'dan devam edelim. Bu Hello Good Stuff isimli koleksiyonundan Face Primer. Şöyle göstereceğim. Bu yüzünüzün kaybettiğini mi tekrar yüzünüze geri iade eden bir primer. Öyle diyorlar en azından. Sonra bu yeni bir ürün değil. Elimdeki bittiği için aldım. Essence'ın yine Long Lasting Eye Pencil'ı. Göz kalemi. 02 numarası Hot Chocolate. Şöyle bir kalem. Ucunu açmak için herhangi bir şey yok bu arada bunun arkasında. Genelde yapıyorlar ama buna niye yapmamışlar acaba? Neyse böyle bir kalem. Şu yine çok çok yeni olmayan bir ürünü ama çıkalı çok fazla olmadı. Yine bu da 24 Hour koleksiyonundan. Ink Liner ismi. Numarası da 01 Intense Black. Hemen ardından Catrice markasına geçelim. Catrice'in de yeni ürünleri çıktı. İlk çıkandan başlayayım. Daha yeniye doğru gidelim. Catrice'in şu eyeliner'ı. Waterproof olan iki tane var bu arada bu eyeliner'dan. Bir tanesi normal, bir tanesi waterproof. Aa, kokonat suyu diyecektim. Hindistan cevizi suyu varmış içinde. Tabii ki bunu siz asla göremeyeceksiniz. Kameram son günlerde fokuslamayı unuttuğu için. Neyse. Parabensiz, mikroplastik parçalar olmayan bir ürünmüş. 24 saat kalıcı olduğu yazıyor. Her ürünün iddia ettiği gibi brush liner'a sahipmiş. Şöyle bir liner. İnce ucu gördüğünüz gibi. Spesifik bir ismi var mı diye bakıyorum. Yok. Sadece Catrice 24 Hour Brush Liner. 24 saat kalıcı olan brush liner. Şöyle beni heyecanlandıran ürünler çıkmış. Yine Catrice markasından iki tane yeni ürün. Aynı koleksiyonun parçaları. True Skin Fondöteni. Bu da aynı serinin, aynı koleksiyonun concealer'ı. Renkleriyle alakalı konuşacak olursak şu fondötenin mesela bunun numarası 002 Neutral Ivory. Bunun concealer'ını aynı numarasını aldığınız zaman fondötenden daha koyu olduğunu görüyorsunuz. O yüzden en açık tonu aldım ben concealer'da ki gördüğünüz üzere çok çok da büyük bir fark yok. Ama en azından alt tonlar neutral ikisinde de. Bunları da deneyeceğiz bugün.
Hemen ardından yine Catrice markasının highlighter'ı. 3 ayrı rengi var bu highlighter'ın. Bu 010 numarası. Bunu da deneyeceğiz bugün. Cadılar Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kendime Makeup Revolution'dan şöyle bir set aldım. Şöyle bir aynası var altta. Renkler bu şekilde. Krem ürünler. Yüzünüze, vücudunuza istediğiniz gibi uygulayabiliyorsunuz. Bunu bugün denemeyeceğiz. Dediğim gibi birkaç Halloween makyajıyla karşınızda olacağım tekrar bu hafta, önümüzdeki haftaya da. O yüzden bu paleti o zaman kullanacağız. Aynı zamanda o videolarda SFX ürünleriyle alakalı, ne anlama geldiğiyle, nasıl kullanıldığıyla alakalı da bilgiler vereceğim. Onun dışında başka ne aldık? Hayatımda ilk kez takma kirpik kullanacağım arkadaşlar. Böyle yüzümün yarısını kaplayan, büyük ihtimalle kesmek zorunda kalacağım zaten bunların yarısını. %100 insan saçı ya da kılı olduğunu iddia ettikleri bir ürün. Bakalım. Bu arada bu kendinden yapışkanı olan bir ürünmüş. O yüzden özellikle bunu aldım. Çünkü yüzüme gözüme yapıştırıcı sürmek istemiyorum. Bunu da büyük ihtimalle Halloween makyajı yaparken deneyeceğiz. Onun dışında son olarak Cosmetic Forest'tan aldığım ürünlere şunları da eklemişler. Bunlar eşantiyon gördüğünüz üzere. Yanlış hatırlamıyorsam şu Jaya diye okunuyordu. Umuyorum öyle okunuyordur ya da. Bir tanesi antioksidan özelliği olan, ince kırışıklıkları yok ettiğini iddia eden, yorgun ve donuk ciltler içinmiş. Aynı zamanda hassas ciltler içinmiş ve içinde 10 SPF varmış. Bunu kullanacağım bugün. Yüzüme krem uygulamadım çünkü temizledikten sonra. Bir tane böyle 50 SPF içeren güneş kremi yollamışlar. Bu da yine antioksidan özelliği olan C vitaminli bir kremmiş. Onun dışında şöyle bir BB krem var. 15 SPF varmış içinde, normal ve kuru ciltler için diyor ve yine hassas ciltler için diyor. Benim cildim normal ya da kuru değil ama bir gün denerim büyük ihtimalle ondan. Şimdi makyajımıza başlayalım hemen. Öncelikle şunu açtım. Yüzüme kremi uygulayacağım. Daha sonra primer'ı uygulayacağım. Krem smoothie gibi kokuyor. Kremi yüzüme uyguladım. Anında emdi zaten kremi cildim. Bilmiyorum ya çok nemsizdi o yüzden ya da kremle alakalı bir şey, anında emdi gerçekten. Bir 3-4 dakika bekledim yine de primer'ı uygulamadan önce, iyice emsin diye kremi. Şimdi primer'ı uygulayacağım. Essence'in Hello Good Stuff primer'ı. %98'inin natural ürünlerden oluşturulduğu iddia ediliyor bu primer'da. Böyle hafif bir krem. Normalde bunu fırçayla uygulardım bu arada arkadaşlar ama fırçalarım o kadar kirli ki. Evet, tam olarak nemlendirici güzel bir primer. Yapısı da çok ince, anında emiliyor. Şahsen ben beğendim. Şimdi tabii diğer ürünlerle ne kadar iyi anlaşacak ona bir bakacağız. Bu arada ben primer uyguladıktan sonra mutlaka bir 3-4 dakika kadar bekliyorum. İyice otursun, kurusun biraz diye. Şimdi onu beklerken ben unutmadan aldığım diğer ürünlerden de bahsedeyim. Bunu Amazon'dan aldım. Onun dışında şöyle bir set almıştım Amazon'dan. Bunu 2 hafta olmadı, 2 hafta falan oldu alalı. Şöyle mıknatıslı bir kutusu var. Şöyle beşli bir set. Bir tanesini göremiyorsunuz çünkü siyah. Bunları henüz kullanmadım. Bir tanesini kullandım. Burada şöyle silikon case de yolluyorlar size. Onun dışında şöyle farklı formlarda, bir tanesi bu şekilde. Tabi bunları ıslattığınız zaman boyutları değişiyor. Kuruyken toz ürünler kullanabiliyorsunuz. Islakken de işte daha böyle likit kremsi yapıda olan ürünleri kullanabiliyorsunuz. Şöyle damla şeklinde ve şu ön tarafı düz olan görüyorsunuz. Evet. Bu concealer için mini minnacık bir sünger. Bu da klasik damla şeklinde olan süngeri. Benim çok hoşuma gitti. Kutusundan işte şekillerine kadar ayrı ayrı boylarda olmaları, ayrı ayrı formlarda olmaları hoşuma gitti ve o yüzden aldım. Fakat şu mesela kullandığım sünger. Bunu bir iki haftadır kullanıyorum işte ve anında iki hafta sonunda şu hale geldi. Yani Real Techniques'te falan bu başıma gelmiyor mesela. Ha, Real Techniques'in işte bir tane süngeri 9.99 iken bunun 5 tanesinin 9.99 olması zaten baştan bir işkillendiriyor. Böyle bir sonuçta bekliyorsunuz. Ama en azından bir 2 hafta sonrasında anında şu şekle girmesini beklemiyordum. Evet, güzel bir ambalaj ama
ürünün kendisi o kadar hoş değilmiş. Neyse bunu da kullanacağız artık iyice kötüleşene kadar. Şimdi fondöten uygulamasına geçelim. Şöyle tekrar göstereyim şişeyi, ambalajı. Cam ambalajda bu arada şöyle bir kapağı var ve pompalı bir şekilde geliyor. Bunun numarası 002. Tonu da Neutral Ivory. Yapısı aşırı sıvıymış. Yüzümden aşağı doğru kayıyor şu an görüyorsunuz. Bir pompadan daha az aldım. Şimdi bakalım süngerle uyguladığımızda nasıl duracak. Burada şöyle yapısını bir elimde göstereceğim. Bakın aşırı sıvı. Anında akıp gidiyor. Ve bu yoğunlukta olan bir ürün için kapatıcılığı gayet beklenmedik şekilde iyi. Rengi sanki biraz açık mı bana? Boynuma baktığım zaman aslında aynı renk ama hortlak gibiyim şu an. Kapatıcılığı gayet iyi. Bir kat daha denesek mi acaba? Şöyle yarımşar pompa her iki tarafa da ekleyeceğim. Şu yüzün ortasından başlayıp aşağı doğru bir dağıtalım bakalım. Kapatıcılığı gerçekten çok iyi. Yani bu kadar ince bir yapıda olup bu kadar iyi kapatması sanıyorum pigmentasyonla da alakalı bir şey. Diğer tarafa da uyguluyorum. Rengi bu arada monitörden bakınca çok açık gözüküyor. Işıkla alakalı. Aynaya baktığım zaman bayağı boynumla aynı renk. Şaşırttı gerçekten. Catrice'in ürünlerini ben genel olarak seviyorum. Drugstore ürünleri arasında iyi bir marka. Ama bu kadar iyi bir kapatıcılık beklemiyordum. Şimdi asıl soru, bu fondöten bu şekilde ne kadar kalacak? Bunun update'ini yapacağım zaten. Ekstra bir video çekmezsem mutlaka altta açıklamalar kısmında yazmışımdır nasıl durduğunu, günün sonunda ne hale geldiğini. Ama şu ana kadar gerçekten çok iyi. Şimdi concealer'a geçelim hemen. Bu da dediğim gibi yine Catrice'in aynı koleksiyonundan. Hydrating. Türkçesine bunun nemlendirmek değil de hidrasyon sağlıyormuş. 18 saat boyunca cildinizi böyle nemlendiren. Hydration'ın, hydrating'in anlamı nemlendirmek değil aslında ama şu an Türkçesi aklıma gelmiyor. Ya da nemlendirme olarak çevirmiş de olabiliriz. Bilmiyorum. Neyse. Hydration işte. Bunun numarası 001. En açık rengi. Şimdi hemen bunu deneyelim. Çok çok az ekleyeceğim. Aplikatör çok güzel bu arada. Dove Food dediğimiz aplikatörlerden. Şuralara da biraz ekleyeceğim. Direkt bunu süngerle bir yayacağım. İlk sürdüğünüzde rengi biraz daha koyu gibi geliyor ama değil. Yalnızca biraz daha sanki alt tonu sarı gibi bunun. Biraz şu kısımlara da ekledim. Şaşırmaya devam ediyorum. Şimdi üstüne hemen çok az pudra ekleyeceğim. Yine Airspun kullanacağım tabii ki. Tüm yüze değil, yalnızca şu T bölgesine ve concealer uyguladığım yerlere uygulayacağım. Hemen üstünden daha önce kullandığım süngerle şöyle bir geçiyorum. Pudrayı cilde iyice oturtmak için ve o tozlu görüntüyü alıp götürsün diye. Hemen ardından bronzer'ı ekleyeceğim. Essence'ın bu aslında oldukça eski olan ama yeniden formüle edilmiş olduğunu düşündüğüm. Çünkü hep yeni ürünler kategorisinde çıktı son zamanlarda internet sitelerine girip baktığımda. Kozmetik ürün satan sitelere girip baktığımda. O yüzden yeniden formüle ettiklerini düşünüyorum. Çünkü daha önceden vardı bu ürün. Yıllardır kullandığım ürün yani. Ya da rengini falan değiştirmişlerdir bilemiyorum. Şimdi göreceğiz zaten. Tekrar göstereyim. Şöyle bir renk. 01 numarası. Ten rengi açık olan kişiler için. Bu arada yine kokusu aynı, değişmemiş. Böyle kokonat ve vanilya arası bir kokusu var. Şimdi allığı ve highlighter'ı sona bırakacağız.
Labello'nun lip balmından kullandım. Göz makyajını yapana kadar o biraz dudaklarını nemlendirsin diye. Şimdi hemen göz makyajına geçeceğiz. Bugün çok fazla sonbahar rengi kullanmadan sonbahar makyajı yapacağım. Concealer'ı uyguladıktan sonra unutarak gözümün üstüne de sürdüğüm için bugün eye primer kullanmıyorum. Yoksa ikisi birlikte iyice böyle oradan oraya oynayacaklar. Bugün Makeup Revolution'dan Jack isimli paleti kullanacağız. Daha doğrusu Jack isimli YouTuber'ın Makeup Revolution'la ortaklaşa hazırladığı paleti. Bu adama da sürekli YouTuber diyorum ama gayet makeup artist falan da olabilir. Çok fazla takip etmediğim için bilemiyorum özgeçmişini. Neyse bunu kullanacağız bugün. Şimdi ilk olarak çok az şu renkten alacağım fazlalığını atıyorum. Ve bunu hafif bir şekilde şu crease bölgesinin, katlanma bölgesinin üst kısmından başlayarak uyguluyorum. Çok fazla bastırmıyorum fırçayı. Çok belirgin bir renk olsun istemiyorum orada. Katlanma bölgesinin üstünden kaşın altına doğru çıkarıyorum bu rengi. Şimdi şu kahverengiden alacağız. Bu arada o kadar kirli gözüküyor ki arkadaşlar. Biraz önce yanlışlıkla eye primer'a dokunup bembeyaz bir şey çünkü şuraya da dokununca fark etmeyip böyle bir görüntü oluştu. Üzgünüm. Normalde temizdi. Neyse. Kahverengimizi uygulayalım biz. Bunu tam katlanma bölgesine uyguluyorum. Şu iç kısımlara da uyguluyorum. Şu iç kısma ve gözleri biraz şöyle yukarı doğru göstersin diye aynı şekilde şöyle şuraya da uyguluyorum. Hemen alt tarafa da şu rengi uygulayacağım sadece kirpik diplerine. Şöyle şu kısımdan başlayarak fırçayı biraz bastırıyorum. Ve dış kısımla birleştirmeye dikkat ederek uyguluyorum. Şimdi bunu dağıtacağız zaten. Şimdi daha küçük bir fırça alarak şu renkten yalnızca gözün dış kısmına şu şekilde yukarıdan kirpik diplerine doğru çekerek bir üçgen oluşturacak şekilde uyguluyorum. Palette yalnızca bu renk biraz böyle patchy olabiliyor. O yüzden iyice bunu dağıtmanız gerekecek. Alt dış kısma yukarı uyguladığım koyu rengi uygulayıp şöyle ikisini birleştiriyorum. Şimdi şu shimmer'dan alacağım çok az. Orta kısmın yarısından dışa doğru uygulayacağım bunu. Bunu parmakla uyguluyorum direkt. İç kısımlara da şu pembeyi uygulayacağım. Şöyle birleştiriyorum bu arada o iki rengi çizgi gibi kalmasın orada diye. Son olarak ekstra ürün almadan son kullandığımız şu bir tık küçük olan fırçayla şu kısımlardan geçiyoruz. Alt kısma şu pembeden ekleyeceğim biraz. Şöyle iç kısımdan biraz ortaya doğru. Essence'ın eyeliner'ını kullanacağım. 24 Hour Ink Liner'ı. Ucu şöyle görüyorsunuz. Her şey yolunda giderken yine şu kısmı bozmayı başardım. Yanlışlıkla oraya dokundum. Düzeltirken de biraz kalınlaştı ve o uç kısmının sivriliği gitti. Çok dokunmak istemiyorum artık çünkü bir başka oldu zaten. O yüzden maskara uygulamasına geçelim bence daha fazla zorlamadan. Normalde Essence'ın maskaralarını kullanmıyorum. Tercih ettiğim bir marka değil maskara konusunda. Ama artık bir denemek istedim yeni çıkanlardan birini. Şöyle bir kat sürelim önce. Evet, bir katla bu şekilde oluyor. Fena değil aslında. Yani bir L'Oreal maskarası performansı beklemiyorum tabii ki. Ama fena da değil gerçekten. Ki koyu renk bir makyaj yapmama rağmen yine de belli ediyor kirpikleri yani.
Şu aplikatör kısmı, fırça kısmı biraz sert. Yani gözünüzün o iç kısmına falan getirmemeye çalışın derim. Şu tarafa da bir uygulayalım. Burada aynam burada olduğu için sürekli bu tarafa bakıyorum. Tek katla böyle. Ya fena değil ama şöyle de bir durum var. Hani şey hissetmiyorum mesela şu an. Kaş ne? Kaş dedim, daha önce de kaş dedim değil mi? Kirpiye. Neyse, kirpik. Kirpikleri olduğundan daha uzun ya da daha hacimli bir hale getirmiyor. Yalnızca gerçekten güzel bir şekilde tek tek ayırıyor kirpikleri ve hani şekli şemali neyse kirpiğinizin, onu biraz daha belirginleştiriyor. Biraz daha değil, tam anlamıyla onu belirginleştiriyor. Ama ekstradan bir volüm ya da böyle bir uzunluk beklemeyin. Ama kötü bir maskara demiyorum kesinlikle. Gerçekten bu da şaşırttı bugün. Bugün şaşıra şaşıra devam ediyoruz videoya. Şimdi ikinci katı da bir süreceğim. İkinci katı kullandığınızda biraz daha... Yo, okey. Maskara güzel. Güzel. İkinci katta biraz daha volüm veriyor. Umarım akmaz birkaç saat sonra, oraya buraya bulaşmaz. Eğer öyle bir şey yapmazsa gerçekten güzel bir maskara. Tek sorunu şu aplikatörün bu kadar sert oluşu. Çünkü şu dip taraftan biraz girdiğiniz zaman kirpiğe, o gözünüzün iç kısmını, daha doğrusu göz kapağının şu kısmını biraz zedeleyebiliyor. Alt kirpiklere de çok az ekleyeceğim. Biraz bulaştırdım tabii yine. Ama her zaman söylüyorum, bunun maskarayla alakası yok. Bu tamamen benim kirpiklerimin uzunluğuyla alakalı bir şey. Ne kullanırsam kullanayım bir şekilde bulaşıyor. Şimdi hemen highlighter'ımızı deneyelim. Aldıktan önce kullanacağım bunu. Şöyle bir renk. Bunun alt tonu böyle, en azından ışıltıları biraz gold gibi. Şöyle elimle bir... Bu kez gerçekten iyi ürünler seçebildiğim için kendimi kutlamak istiyorum. Yüksek müsaadelerinizle şöyle bir yelpaze fırça alıp fazlalığını atıp daha önceki videolarımı izlediyseniz bilirsiniz, bir highlighter'dan nefret ettiğim şey içinde glitter barındırması ve o glitterların sizi bir anda düğünün halay başına çeviriyor olması. Bu öyle değil mesela. Bakın, ıslak gibi duruyor suratınızda. Gerçekten güzel. Şimdi hemen allık ekleyeceğim çok az. Essence'ın şu paletini kullanacağım arkadaşlar. Şu ikisini karıştıracağım. Şimdi ruju da ekleyip dönüyorum. Yeni rujlardan kullanmayacağım. Essence'ın şu ikisini karıştıracağım aslında. Bunlar elimde olan rujlar daha önceden. İkisi de Essence'ın ama. Şimdi bunları da sürüp dönüyorum. Saçlarıma her bakışımda Tim Burton'la bir akrabalığım var mı acaba diye düşünmüyor değilim. Medusa gibiyim gerçekten. Bugün artık idare edeceğiz. Bugün kullandığım bütün ürünlerden aşırı memnun kaldım. Fondöten hala şahane duruyor ki şu videoları çekerken 2-3 saat net geçiyor. Yani şu 2-3 saatlik son durum. Yine altta yorumlara yazacağım, eğer tekrar bir video çekmezsem akşam mutlaka ne duruma geldiğini aşağıda açıklamalar kısmında bulacaksınız. Concealer de aynı şekilde gayet güzel duruyor. Yani kullandığım bütün ürünleri beğendim. Ama asıl sorun gün içinde ne hale gelecekleri. 2-3 saatlik durum bu. Maskara ile ilgili mesela tek sıkıntım şey oldu. Aplikatörü biraz daha yumuşak bir silikon fırça yapsalar mesela çok çok daha iyi olur. Gözünüzün iç kısmına geldiği zaman, çünkü şu alt kısmına, o kısmı acıtabiliyor. Onun dışında dediğim gibi diğer ürünlerden de iyi ya da kötü diye bahsedebilmem için bir yüzümde tutmam gerekecek bu makyajı. Uygularken hepsi çok iyiydi. Face primer gayet nemlendirdi. Üstündeki fondöteni bozmadı. Fondöten iyi. Kullanırken gayet iyi bir şekilde yüzünüze yayılıyor. Böyle harita gibi olmuyor suratınız. Orada biraz daha yoğun, burada biraz daha az falan gözükmüyor dışarıdan. Dediğim gibi gün sonunda ben notlarımı alıp videonun altına mutlaka bu
bunları yazmış olacağım zaten. Oradan görebilirsiniz hangi ürün ne kadar iyi, hangi ürün kendini sonradan bozdu ya da aynı şekilde devam etti gün sonuna kadar diye. Şu an saçlarıma bakmak istemiyorum gerçekten. Çok kötü gözüküyorlar. Neyse böyle. Daha fazla da uzatmayayım. Zaten yeterince uzun bir video oldu. O yüzden söyleyecek başka bir şeyim yok. Dediğim gibi yorumları, son yorumları videonun altında bulacaksınız. Kanalıma hala abone olmayanlarınız varsa hemen aşağıdaki abone ol butonuna ve yanındaki mini minnacık zile tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Böylelikle tüm yeni videolarımdan ilk sizler haberdar olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.